Zamanlar kötü. O yüzden artık festivallerden bir festival denilmiyor. Nilüfer Belediyesi'nin bu festivali şairler için birbirlerine sığınabildikleri, sözden güç aldıkları, barışı dillendirdikleri, umudu tazeledikleri, biraz yaraları sarmaya gayret ettikleri günlere denk geldi. Epey yoğun yaşandı, yaşanıyor tüm zamanlar. Şiire genelde her şey bittikten sonra, hayatta her şey toz pembeyken başvurulan bir şey gibi belki yaklaşıldığı dönemler olmuştur. Ama biz şiirin ne kadar elzem, işte su gibi, ekmek gibi ne kadar ihtiyaç olduğunu yaşadık, umarım yaşattık da gelenlere. Çok emek, çok özveriyle var edilen bir dünya. Ben onun sürekliliğini çok önemsiyorum ve çok diliyorum. Her şeyin daha çok yok edildiği, yok edilme gayretlerinin ağır bastığı bir zamanda var olanı korumak, geliştirmek, dünyayla paylaşır hale getirmek inanılmaz büyük bir hazine. Onun üzerine titrememizi diliyorum. Bu akşam nükleere karşı şiir okudunuz. Bu etkinliği biraz açabilir misiniz? Nükleer aslında pek çok şeyin simgesi. İnsan içinde taşıdığı kötülüğün potansiyeliyle ürkütüyor. Yapabilecekleriyle ve o yapabileceklerinin içinden ölümü çoğaltıyor. Onun karşısında söz ne yapabilir ki bir yanıyla? Ama söz çok fazla şey yapabilir diğer yanıyla. Kelimelerin faşizmde üretebildiği, ölüm emirlerinin verilebildiği, linç kampanyalarının, kişilik katlinin kelimeler üzerine inşa edildiği bir zamanda nükleer başta olmak üzere barışı tehdit eden her bir unsura karşı sesi yükseltmenin çok büyük bir gücü var. Ve biraz şairler kabile gibi oldu. Birbirimizin sesinde bütün dil farklarına rağmen aynı kaygıyla aslında ve aynı umutta buluştuk. Bilmediğimiz bir şey değildi ama hatırlamak çok iyi geldi. Onlar çok isabetli bir zamanda yanımızda olup gücümüze güç kattılar. Biz de ne kadar acılardan geçilirken aslında o mücadeleye, dayanışmaya, direnişe sahip çıktığımızı gösterdik. Biz de kendimizi hatırladık sanki. Nükleer 40 yılın başı hayırlara vesile oldu bu şekilde. Yani aşk gibi herhalde bin tarifi vardır bir yanıyla şiirin ve değişen tanımları da vardır. İnsanın kendi hayatında da önceliklerine bağlı olarak. Ama bu aralar benim için en fazla mabet diye isim geliyor. Ama öyle bir mabet ki bir din öbürkünün üzerine, bir inanç bir ikinin üzerine inşa edilirken hani ilk önce eski ibadethaneleri bir yıkar ve üzerine inşa eder bir yanıyla. Hem onu inkar eder hem de onun gücünden faydalanır. Şiir insanlığın o mağara döneminden ilk o sesleri çıkardığı, daha söz bile yokken, yazı hiç yokken, sadece o ünlemlerin olduğu, seslerin olduğu, bir ahın olduğu, işte bir oyun olduğu zamanlardan bugüne bütün gelmiş, şimdiki ve gelecek inançları birleştirip güçlenen, daha da sağlamlaşan bir mabet gibi geliyor. Ben bir tek orada huzur buluyorum.